Piyano eşlikli aslan. Aa, çok güzel. Korkmaz eşlik. Aydın Karaberde. Ben kendime eşlik etmişim. Evet. Aydın Karaberde. Yok. Bana da aslan korkmaz eşlik ediyor. Aha. Ama Aydın Bey'in de besteleri var. O da kendi bestelerini kendisi eşlik etmek istemiş. Ne hissediyorsunuz Türkçe böyle parçalı okumak? Türkçe olduğu zaman neler hissediyorsun? Yani... Saçım, hiç affım yok. Hep aynı ekip olsun. Mükemmel ezber. Ah, maalesef kafamdaki mükemmeli arıyorum ama bilemiyorum artık ne kadar ulaşıyor. Oluyor, gayet güzel. Saniyede çok konsepte uygun kıyafet. Çok önemli. Terzilerle akraba oluyoruz tabii o zaman. Neden olmasın? Bu sohbet böyle sürer gider dermiş. Biraz sonra çıkacak. Sohbet çok. Ay yormak da istemiyorum. Opera sanatçıları öyle yani. Ben konuşurken sizlerle çekiniyorum. Sahneye çıkmadan 2 dakika ve böyle bir heyecan basar. Evet. Sonra o adımı attıktan sonra heyecan geçer. Heyecan geçer. Ama çok yeniden. Şu ana kadar mesela bir hiç heyecan olmaz. Ne zaman böyle antrenme yaklaşır ya da işte operada antrenme yaklaşır ya da konsere çıkmış şeyim yaklaşır. O anda böyle bir beklerken böyle hafif bir heyecan yaşıyorum. Hafif gaza dokunuyormuşum. Gaza dokunuyormuşum. Böyle hafif. Ondan sonra içimden dua ederim. Ondan sonra da çıkarım. Evet.
Evet. Heyecan olmasa olmazımız. Akşamınız bol olsun diyorum. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Devamlı takipçimiz gibisiniz. Bu harika tabii bir şey. Tabii ki, tabii her zaman yanınızdayım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.